Selam. Gezinti için çok güzel bir gün. Ortalık cıvıl cıvıl. Kuşlar, deniz, çay, simit. Tam oyun oynamalık bir hava. Hadi bir iddiaya girelim sizinle. Bu çay bahçesinde kaç kişi vardır sizce? 30, 40? Hayır, oyunumuz insan sayısını tahmin etmek değil. Burada aynı gün doğmuş iki kişi var mıdır? Bunu tahmin edeceğiz. Happy birthday to you. İddia ediyorum, burada aynı gün doğmuş en az iki kişi vardır. Yok artık mı? İmkansız mı? Hadi deneyelim, görelim o zaman. Benimle başlayalım. Benim doğum günüm 4 Mart. İlginçtir ki aynı gün doğmuş olmaya şaşarız. Peki gerçekten şaşılacak bir durum mu? İnceleyelim. İşimizi kolaylaştırması için 29 Şubat'ı yok farz ediyoruz ve 365 gün üzerinden düşünüyoruz. İki kişinin aynı gün doğmuş olma ihtimali 1 bölü 365'tir. Aynı gün doğmuş olmama ihtimali ise, yani farklı günlerde doğmuş olma ihtimali 1 eksi 1 bölü 365'ten 364 bölü 365'tir. I don't get it. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Karşımızda iki kişi var. İkinci kişinin birinci kişiden farklı günde doğabilmesi için 364 seçeneği vardır. Üç kişi için düşünecek olursak, üçüncü kişinin diğer ikisinden farklı günlerde doğabilmesi için 363 seçeneği vardır. Bu üç kişinin farklı günlerde doğmuş olma ihtimali ise 364 bölü 365 çarpı 363 bölü 365'tir. Bu kişi sayısını istediğimiz kadar arttırabiliriz. 23 kişi için bu hesap 364 çarpı 363 çarpı 362, 342'ye kadar bu sayıların çarpımı bölü 365'in 22. kuvvetidir. Bu 23 kişinin farklı günlerde doğmuş olma ihtimalidir. Biz bu sayıya bir A dersek eğer, 23 kişi içinden en az 2 kişinin aynı gün doğmuş olma ihtimali 1 eksi A'dan %50'ye tekabül eder. 23 kişi değil de 30 kişi için biz bu sayıyı hesap edersek bu oran %70'tir. 40 kişi için %90, 50 kişi için ise %97'dir. Yani gördüğünüz gibi matematik yalan söylemez. Gördüğünüz gibi kazandım. Bir çay alabilir miyim? Teşekkürler. Videomu beğendiyseniz eğer abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.